Değerli izleyenler, saatler 17'yi gösterirken bizler TR1 ekranlarında her gün farklı bir konukla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuzsa bitki uzmanı İbrahim Gökçek olacak. Bitkiler üzerine konuşacağız, gıda takviyesi üzerine konuşacağız. Bitkilerle hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz? Bitkiler bize nasıl yardımcı olur? Onları konuşacağız, nasıl zayıflarız, nasıl güzelleşiriz? Hastalıklarımızdan nasıl kurtuluruz? Bunların hepsini bitki uzmanı İbrahim Gökçek cevaplandıracak. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Arkadaşlar göstersin bize, kameraman arkadaşımız. Burada bir sürü bitki var ve bunlar bizim için ne kadar yararlı diye ilk önce size bir sorayım. Çok çok önemli, çok çok önemli. Evet, nereden başlayalım biz de? Hocam ben size, nereden başlayacağım diyorsak eğer, evet. Ben size obezite ile ilgili konuşmak obezite, istiyorum. Obezite, yaz geliyor, hazır fazla kilolarımızdan kurtulmak istiyoruz. Yaza daha bir formda girmek istiyoruz. Spor salonlarının haricinde kilolarımızdan nasıl kurtuluruz? Evet, bugün günümüzde yüzlerce obezite ile ilgili, aşırı kilolarla ilgili ürün var piyasada. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçenlerde 70 çeşit ürün yasaklandı obezite ile ilgili. Türkiye'de de 7 ürün yasaklandı. Neden, niçin yasaklandı? Bitkisel diye maalesef piyasaya kimyasal ilaçlar üretilip bitkisel adı altında satılıyor. Bazıları bir ara acı çehre çıktı. Hı hı. Sonra altın çilek çıktı. Evet. Sonra Afrika mangosu, acı biber vesaire vesaire. Son zamanda şimdi guarana çıkıyor yakında. Guarana kahve tadında küçük meyveli bir bitki. Güney Amerika'da yetişir. Zayıflatıcı özelliği yok. Bütün bu zayıflatıcıdır diye piyasaya sürülen bitkisel gıda takviyesi denen ilaçlar aslında içerisinde ne var? Kimyasal madde katılıyor. Sibutramin. Sibutramin ne yapıyor? Kalp ritmini hızlandırıyor. Yani kalp atışını. Bu şuna benzer. Bir sırt çantasıyla hafif tempoyla koşuyorsunuz. Hı hı. Onun gibi. Hafif nabzını, kalp nabzını artırıyor. Kalp ritmini artırıyor. Hı hı. Sürekli koşamazsınız ki. Sürekli bu tempolu koşu, kalp atışı devam ederse ne olur? Kalp buna dayanamaz ve bir gün iflas eder. Evet hocam. Çok çok riskli. Fakat buna rağmen insanlar para kazanmak için maalesef insan sağlığını hiçe sayan birçok insan mevcut ve devam ediyorlar, yeni yeni bir şeyler daha üretiyorlar. Oysa ki doğal olarak zayıflamak mümkün. Hı hı. Yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır şifalı bitkilerle zayıflamak mümkün. Bunun rapını, damlasını, dıracısını yapmışlar, üretmişler, üretiyorlar. Hı hı. Mesela Kamboçya'da yetişen bir meyve var. Turunçgillerden mandalinaya benzer bal kabağı şeklinde, hı hı, birleşiminde hidrositrik asit var. Yani limondaki sitrik asit gibi bu da. Hidrositrik asit. Bazı ufak değişiklikler var içerisinde. Bu Garcinia ne yapıyor? Garcinia'nın birleşimindeki çok yüksek orandaki hidrositrik asit, hı hı, yani limondaki asit gibi, limon asidi gibi, kişi hamurlu, tatlı yediği zaman karbonhidrat içeren bütün besinler şekere dönüşür. Evet. Şekeri de bünyemiz yağ dönüştürerek depolar. Evet. Trigliserit şeklinde. Yani göbek oluşur, kalça oluşur. Yani hamurlu yiyor, kilo alıyor. Neden? Evet. Çünkü yağ dönüştürüyor bünyemiz bunu. Hı hı. İşte bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Çok özel bir enzim. Bunun adı asetil koenzim. Hı hı. Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit bu enzimi azaltıyor, frenliyor, hop yavaşlıyor. Salgılanmasını artırırsa ne olur? Şekerin yağ dönüşümü durduruyor, frenliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyuyor. Fazla yemek yemiyor, frenliyor. Hı hı. Ha, yine ihtiyacı olan enerjiyi alıyor. Evet. Bir eksiklik yok, bir anormallik yok. Vitamini, mineralini alıyor. Herhangi bir anormallik yok. Evet. Sadece fazla glikoz alımını durduruyor. Evet hocam. Ve böylece kişi bir ayda ortalama 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo veriyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Evet.
Biz bununla ilgili bunlar çok... özellikle gıda takviyesi olarak kullanılıyor değil mi hocam? Tabii, İlaç olarak takviyesi. Kesinlikle kimyasal içerikli değil. İlaç dediğimiz zaman kimyaya girer. Evet. Bu kimya yok burada. Evet, gıda takviyesi bitki, olarak kullanabilirler. Bitki özütü. Evet. Damatılarak destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen bitki özütünden elde edilen formüller geliştirdik. Biz mesela gösterelim. Bu Garcinia Forte. Forte evet. Nedir? Forte geliştirilmiş demektir. Hı hı. Garcinia'nın birleşimindeki etken madde 1. Funda ekstraktı, kuşkonmaz ekstraktı, efendim at kuyruğu otu ekstraktı, ısırgan 19 çeşit bitki ekstraktı var bunun birleşiminde. Hı-hı. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş doğal olarak zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor. Artı burada kimyasal madde yok. Hı-hı. Yan tesiri yok. Klinik araştırmalarda etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da ve birçok ülkede yapılan araştırmalarla belgelenmiştir klinik araştırması. Garcinia. İsteyen internete... Yağları parçalamaya mı yarıyor hocam bu ilaç? Yağlanmayı önlüyor. Yağlanmayı önlüyor. Hoptur, yağ yok. Peki vücudumuzda var olan yağları parçalamaya yardımcı oluyor mu peki? Şimdi yağlanmayı durdurduğu zaman zaten otomatik zayıflıyorsunuz. Neden? Çünkü bünyemiz yağı enerjiye dönüştürüyor. Evet. Yani bunu yakıyor. Ve enerjiye dönüştürüyor. Siz fazladan yağ depolamazsa bünyemiz ne olur? Zaten mevcut yağlar eridiği için otomatik zayıflar. Evet. Bu şuna benzer. Arabanızda benzin var. Evet. Yola devam ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani tekrar benzin doldurmaya gerek yok. Yani takviye etmeye gerek yok. Anladım hocam. Yağlar mevcut yağları yakıyor, eritiyor zaten. Bir kişi mesela spirulina kullansa, spirulina 2000 çeşit enzim içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, H vitamini içerir. Esensiyel amino asitler, esensiyel olmayan amino asitler içerir. Anne sütüne eş değer dünyada tek gıdadır. Spirulina, mikro yosun. Mavimsi, yeşil bir yosun. Evet. Biz bununla da ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Spirulina Forte. Japonya'da insanların hemen hemen %80'i özellikle de 50 yaşından sonra spirulina kullanıyorlar. Neden? Evet. Genç, dinç ve fit kalmak için. Kalmak için. Kişi hiçbir şey yemese, sadece spirulina alsa. Şimdi, peki bu spirulinayı hangi besinlerden alabiliriz? Ha, o bitki zaten kendisi bitki, hazır. Ha, onu hazır bizim, olarak. Bizim 80 çeşit gıda takviyemiz var. Bizim arkadaşımız diğer poşette getirmemiş. Çok. Çok elhamdülillah. Onu hafta cuma günü, perşembe günü getiririz inşallah. Evet hocam. Uzaya giden astronotlar yanında meyve zepsi götürmedi. Tencere, evet. Tabak da götürmedi. Ne götürdüler? Spirulina tableti götürdüler. Bir de su götürdüler. Bir kişi 40 gün, 50 gün hiçbir şey yemese, sadece spirulina tableti alsa ve su içse yeterli. Öyle mi? Vücudun bütün ihtiyacını karşılıyor. Mucizevi 2000 çeşit takviyesi. Enzim. Evet, 2000 çeşit enzim. Evet. Şimdi insanlar yiyor, içiyor. Afiyet olsun, çok güzel. Ama 50 yıl öncesine göre besinlerdeki vitamin, mineral, enzim oranı %60-70 azalmıştır. Bu Alman Sağlık Bakanı yapmış olduğu bir araştırma. Mesela muz %80 C vitamini az içeriyor. Elma %60 C vitamini az içeriyor. Evet. Efendim, magnezyum, kalsiyum %50 az içeriyor. Yani sebzeleri, meyveler de hormonlu olması, GDO olması hariç onlar zaten tehlikeli. Bir de doğal şu aşırı gübreleme, aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı sebze ve meyveler de artık vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Evet. İçi boş. 50 yıl öncesine göre artık yani saman gibi sebze ve meyveler yediğimiz tadı kalmadı. Yediğimiz sebze ve meyvelerin hiçbir tadı kalmadı. Aşırı artık ilaçlanmadan. Saman yemiş gibi hissediyoruz kendimizi. Bununla ilaçlanmadan. Peki hocam, yaz geldi, zayıflıyoruz, güzelleşeceğiz derken suratımızdaki lekelerden, güneş lekelerinden, sivilcelerden, aknelerden nasıl kurtulacağız? Evet, çok güzel bir soru. Akne, sivilce, basit. Bir de akne inverse var. O tehlikeli. Evet. Şimdi akne ve sivilceye karşı çay ağacı yağı var. Avustralya'da yetişen bir bitki. Buna çay ağacı denmesinin sebebi de Kaptan Cook işte bu keşif yapmak için dünyayı gezerken Avustralya'ya gidiyor. Bakıyor ki yerli insanlar, halk bir bitkinin yaprağını çay gibi demliyor ve çayını içiyor. Çay acı ya, çay acı diyor. Evet.
Halbuki çayacılığa ilgisi yok. Melaleuca alternifolia Latincesi. Başka bir bitki, güzel bir bitki. İngiliz aslında bir kaşif buraya da gezi yaparken yaralanıyor ayağından. Ayağındaki yara geçmiyor bir türlü. Bir gün ayağını bu gölde yıkarken bakıyor ki hızla iyileşiyor yaran. Şaşırıyor. Bu gölün suyunda bir şey vardır. Nedir acaba? Bir keramet var suyunda. Var. Bu suyun yani bir acayip yani tez iyileşiyor. Hemen yara iyileşiyor. Hiç iyileşmeyen yara. Araştırıyor ki gölün etrafında melaleuca ağacı. Bunun yaprakları ırmağa, göle dökülür ve göldeki zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Antibiyotik özellikle. Ve o günden bugüne adam oraya gitmiş, yerleşmiş, çiftlik kurmuş. Bitki yetiştiriyor. Destilasyonla eterik yağını elde ediyor. Dünyaya satıyor. Şimdi torunlarını devam ettiriyor işi. Çay ağacı yağı, mesela bir başka televizyon programındaydım. Bir bayanın, burasında bir akne var. Sürekli fonda tenine kapatmaya çalışıyor. Sunucu kapatamıyor. Dedi ki hocam ne olacak bu akne? Problem değil dedim. Bir damla damlatacaksın çay ağacıya. Onu da perşembe getireceğiz. Evet Anlesef, hocam getirin. Sivilcelerimizden, aknelerimizden nasıl kurtulmalıyız? Çünkü çoğu zaman öyle bir hastalık oluyor ki sivilce ve aknelerin genetiğinde karaciğer ve yağlanmalardan sebep olan bir... O karaciğer varsa o ayrı. Yani basit sivilce ve akneler kolay. Çay ağacı yağıyla geçer. Fakat geçmeyen çok yoğun iltihaplı olmuşsa bu bağırsaktan var. Ve karaciğerden kaynaklanır. O evet, farklı. Hocam. Bunlara peki ağır bir nasıl durum. Bir gıda takviyesi uygulamalıyız? Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmek gerekir. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmeden, iyileştirmeden sivilceden, akneden kurtulamazsınız. Basit sıradan sivilce, akne kolay. Fakat bir de akne inverse dediğimiz ter bezi iltihabı var. Kasıklarda ve koltuk altında önce ortaya böyle kahverengimsi lekeler oluşuyor. Fibroz dediğimiz yağ dokusunu ele geçiriyor, iltihaplar yayılıyor. Eski Türkçe'de köpek memesi denir. Çok kötü, pis, kokulu, çıbana benzer bir akne. Yavaş yavaş yayılıyor, bütün koltuk altını kaplıyor. Veya kasıkları. Sürekli akıntılı oluyor. Kişi uyuyamıyor, sürekli kaşınıyor. Bundan 6 ay önce Almanya'dan bir aile geldi. İşte oğulları 18 yaşında. Oğullarının da bir genç kız arkadaşı var. O da Alman. Şimdi bunlar geldiler. Oturuyorlar. Dedi ki genç Almanca. Türkçesi de pek yok. Almanca konuşuyor. Babasına diyor ki papa diyor. Bir sürü diyor, ameliyat geçirdim diyor. Ya bir fil operasyonu erleyip diyor. Yani bir sürü ameliyat geçirdim diyor. Alman doktorlar iyileştiremedi diyor. Hala diyor her tarafı akıyor diyor. Koltuk altına böyle. Gazlı bezler sarmışlar falan. Oldukça kötü. Çok kötü iltihap. Allah korusun iyi değil. Çok uzaktan bile koku hissediyorsun. Kötü bir durum. Ya bu adam mı iyileştirecek diyor. O da diyor ki evladım araştırdım diyor. Bundan iyisi yoktur. Çok çok adam iyileştirdim. Sen hiç merak etme diyor. İyi hadi bakayım diyor. Alman kız da kız arkadaşı da şöyle bakıyor. İş kulağı ver işte diyor. Beni inanmıyor diyor. Beni inandır diyor. Ona Almanca bir anlattım. Ağzı açık kaldı bağırsak florasından, karaciğerden. Ya doğru diyor. Haklısın. Peki bu gıda takviyesinin bitki özünde ne var hocam? Bu ter bezlerini yok eden lekeyi geçiren. Evet. Laden gülü diye bir bitki var. Türkiye'nin Ege, Marmara, Ege, Marmara ve Akdeniz çam ormanlarının genellikle altında yetişen bir bitki var. Karahan denir. Laden gülü. Bunun birleşiminde metilbutason denen etken bir madde var. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Almanya'da bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan çocukları iyileştirmiş vesaire. Bu akneye de aynı zamanda iyi gelir. Bir. Bir de şöyle bir bitki var. Mahonia aquifolium bunun ismi. Latincesi, Türkçesi Oregon üzümü. Aslında üzüm değil bu. Üzüme benzediği için üzüm denir. Meyvesi yenmez. Tadı tuzu yok yani. Bunun meyvesi yenmez. Bununla ilgili Oregon üzümüyle ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Almanya'da Profesör Doktor Wiese, Profesör Neumann, Profesör Doktor Gita yapmış oldukları araştırmalarda sedef hastalığını akneyi, akne inverseyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Bununla ilgili. Detaylı konuşabiliriz istersen. Evet hocam anlatın. Şimdi, izleyicilerimiz de bilgilensinler.
Çünkü sedef hastalığı da oldukça zor ve zor iyileşen bir hastalık, cilt lekelerinde rahatsız edici bir görünüme sahip oluyor. Bu akne inverizesi olan çocuk işte 4 aylık biz ona bir kür verdik. Al kullan. 4 ay sonra görüşelim dedik. 3-4 gün önce babası yanında bir bayanla geldi. Dedi ki tanıdın mı beni? Evet tanıdım dedim. Sizin oğlunuz bir de arkadaşı vardı, kız arkadaşı. Evet dedi. Ne oldu, nasıl oldu? Çok şükür kurtulduk dedi. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi de Almanya'dan bu bayanı getirdim. Almanya'dan bir başka bayanı getirmiş. Yüzünde çiller oluşuyor. Evet. Ciltle, güneşle kesiliyor. Her tarafı çil çil olmuş. Bunu ne yapabiliriz diyor. Şimdi sedefe karşı bu mahonya klinik araştırmalarla belgelenmiş. Sedefle ilgili birçok araştırma yapılmış. Günümüzde yüzlerce ilim adamı, efendim kimi dedi ki protein yetersizliğine, kimi dedi ki keratin denen bir protein var. Bu protein yetersiz olursa işte hücreler gelişimi sırasında hücre hızlı geliştiği için protein yetersizliğinden işte bu anormallikler ortaya çıkıyor. Sedef hastalığı ortaya çıkardılar. Fakat bunların hepsi teori. Pratikte bir şey yok. Herkes bir şey iddia etti. O iyi gelirdi, bu iyi gelirdi, şu iyi gelirdi. Fakat ortaya bir bilgi ve belge sunulamadı, ispat edilemedi. Sedefin sebebi neden oldu? Bununla ilgili en doğru, en gerçekçi araştırmayı İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerine yapmış olduğu araştırmada sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Klinik araştırması var. Evet. İsteyen Google'dan girip görebilir. Doktor Simoncini. Evet. Şimdi bunu tespit etti. Alman asıllı doktorlar da sedefi bu mahonya ile tedavi ettiler. Ve artık sedef tedavi edilebiliyor. Şimdi mesela Almanya'da mutfakta çalışan Hintli bir aşçı. Adam bana geldi Almanya'daki. Vücudunun yarısı böyle sedef. Evet. Yaz aylarında böyle kısa uzun kollu gömlek giyiniyor gözükmesin diye. Dedi ki sana özel bir şey söyleyeceğim. Kimse duymasın. Nedir? Vücudun %50'si sedef. Nasıl çalışıyorsun burada dedim. Doğru. Yani ya dedi kimse duymasın. Yoksa atarlar işte. Allah Allah dedim hiç iyi değil böyle. Hijyene çok önem verilen bir yerde nasıl çalışıyorsun? Evet. Ya ama ne yapalım ekmek parası falan. İyi hadi tedavi ederiz problem dedim. Dedik işte ben sana 2000 euro hemen para. Para bunun senin olsun dedim. Önemli olan iyileş. Evet hocam. 6 hafta kullandı iksir, aloe vera, jel, mahonya forte. Mahonya forte. Mahonya forte. Var mı hocam elimizde gösterelim izleyicilerimize? Var da burada değil. Öyle mi? Bunların hepsini o zaman perşembe günü getirelim. İzleyicilerimiz de görsün nasıl gıda takviyelerinden faydalanabileceklerini. Mahonya'nın mahonya da çok özel bir formül. Mahonya'nın birleşimi laden gülü. Mahonya hamemelis virginiana. Hamemelis virginiana. Şu bitki. Buna hamemelis virginiana denir. Fındığı, cadı fındığına, yani fındığa benzediği için ama yenmez. Evet. Cadı fındığı denir. Fındığa benzer, yenmez. Bu nedenle adı Türkçe karşılığı cadı fındığı. Evet. Hamemelis virginiana'nın yaprak ve kabuğu ekzemaya iyi gelir, sedefe iyi gelir. Artı bebeklerdeki pişiklere karşı iyileşmeyen pişikleri iyileştirmek için bunun hem ekstraktı kullanılır hem kremi yapılır, kullanılır. O da ekzemanın her türüne karşı etkilidir. Bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmalar mevcut. Peki hocam alerji ve alerji türlerinde şimdi yaz geliyor polenlerden alerjisi olan vatandaşlar var, izleyicilerimiz vardır, seyirciler vardır. Alerji türlerinden nasıl kurtulabiliriz peki? O alerji çok büyük bir problem. Neden? Çünkü bir sürü alerji türleri var. Evet. Türkiye'de kaç milyon alerji hastası var bilmiyorum ama Almanya'da 80 milyon nüfusun 30 milyonu alerji hastası tespit edilmiş. Evet. 30 milyon kişi yılda bir ay çalışmasa ne demek? Ülkenin ekonomisi iflas demek. Evet. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Askerlikte o zaman hijyen şartları çok kötüydü. Şimdi inşallah iyileşmiştir. Biz soğuk suyla bulaşıkları hocam, çalkalıyoruz. Özür dilerim lafınızı bölüyorum. Bir telefonumuz varmış. İstanbul'dan Nermin Hanım. Alo. Alo Nermin Hanım. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun Nermin Hanım, nasıl yardımcı olabiliriz? Benim saçlarım çok dökülüyor. Bununla ilgili bilgi alacaktım.
Evet, saç dökülme problemi yaşamış izleyicimiz. Evet, saç neye benzer? Bahçenizdeki yetiştirdiğiniz bitkiye benzer. Sulamazsanız kurur. Evet. Saçı nasıl sulayacağız? Suyla sulayacak halimiz yok. Hı hı. Saç diplerini besleyen hücreler, kök hücreler nasıl besleniyor? Yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olursa, yani yeterince kan gelirse, taze kan, temiz kan gelirse, kanla birlikte besleyici madde geliyor mu? Nereden gelecek? Kalpten, kalbe, karaciğerden. Hı hı. Karaciğere, bağırsaktan. Bir insanın bağırsa 350 metrekare. Hı hı. Futbol sahasının yarısı kadar. Evet. Ve burada 2 kilo ağırlığında, şu 1 kilo diyelim, bu da 1 kilo, 2 kilo ağırlığında, normal bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Evet. 100 katrilyon bakteri. Bu bakterinin %99'u nedir? Faydalı bakteri. Hı hı. Ne üretiyorlar? Vitamin üretiyor. B2, B3, B6. Ne yapıyor? Yağları, yağsını, proteinleri, amino asitlere, karbonhidratları, glikozlara dönüştürüyor. Bir saniye hocam. Nermin Hanım, eğer soracağınız başka soru yoksa telefonu kapatıp bizi televizyondan izleyebilirsiniz. Başka ne kullanabilirim acaba saçlarımla ilgili? Bağırsakları tedavi etmedik ki olmaz. Size... Bir, karaciğeri tedavi etmedik ki olmaz. İki, bağırsaklar bunun için de iksir aloe jeli kullanmak gerekir. Evet hocam, biz saç dökülmesinin tedavisini anlatacağız. Siz bizi televizyondan izlemeye devam edin Nermin Hanım. Hoşçakalın. Ha, bağırsakları tedavi etmedikçe düzelmez. Tarlanız var, biz köylüyüz, çiftçiyiz, biliriz. Mesela patates ekiyoruz tarlamıza, değil mi? Sulamazsan 2 gün sonra solar, kurur. Evet. Bunun gibi bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelecek ki karaciğer vitamin, mineral, enzimi kan yapacak yavaş yavaş. Karaciğerde 1 litre, 1,5 litre kan olur devamlı. Yavaş yavaş bu kanı ayar yapar, ayar verir. Vitamin, mineral, enzim ayarı verir, ayar yapar. Evet. Eğer ki vitamin, mineral, enzim, glikoz bağırsaktan gelmiyorsa, bağırsakta problem varsa karaciğer bir şey yapamaz. Evet. Kanınız var ama içi boş. Evet. Mineral yok, enzim yok, vesaire vesaire yok. Beslenemezse ne olur? Saç kökleri yavaş yavaş zayıflar, kırılır, dökülür, kırılgan olur. Hı hı. Zayıflar, dökülür vesaire. Hastalıklı olur, saç kıran olur. Hı hı. Bağırsakları tedavi ettiğinizde hem saç kırandan kurtulursunuz, hem saç dökülmesinden kurtulursunuz. Saçlarınız güçlenir. Hı. Bazıları şampuan sürüyor, sabun yıkıyor, vesaire yapıyor. Hiçbirisi çözüm değil. Zeytinyağı kullananlar var mesela, saçları daha güçlü olsun diye. Ya iyi, doğal zeytinyağları. İyi, güzel, hoş. Fakat içeriden siz tedavi etmedikçe kalıcı çözüm değil. Evet. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Kesinlikle öyle hocam. Bütün problem burada. Peki onları tedavi etmek için tekrarlayalım hocam. Ne kullanmaları gerekiyor? İksir, aloe vera jel artı enginar. Şu enginarın biz, enginar kanı temizler, arıtır, bağırsakları temizler. Evet. Karaciğer yağlanmasını önler, kolesterol, lipid, trigliseritleri düzenler, temizler, arıtır. Şimdi... Arabanız var. Evet. Arabanızı sürüyorsunuz. Arabanız kirlendi. Yağ kirlendi. Ne yapıyorsunuz? Şu kadar kilometrede arabanın yağı değiştiriyorsunuz. Fakat biz kendi kanımıza bakmıyoruz. Kanımız ne kadar kirlendi? Kanımız kirlendiği zaman ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Hocam bir takip telefonumuz etmiyorum. Daha varmış. Feriha Sevinç Bursa'dan arıyor. Alo. Alo efendim. Merhabalar Feriha Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun. Benim bir sorunum vardır. Yıllardır şey yapamadık, çözüm bulamadık kızımın. Buyurun. Gluteal bölgede ve genital bölgede şeyler çıkıyor. Abse şeklinde sivilceler. Evet. Bunlar daha sonra açılıyorlar ama uzun süre sonra açılıyor. Ağrılı ve bir dönemden sonra açılıyor. Tamamen enfekte bir sıvı akıyor içinden, kokulu. Rolgutan kullanıldı bunun için. Defalarca hiç bir sonuç alamadık yani. Kullanmış olduğunuz ilaç zaten tehlikeli. Karaciğeri zehirliyor. Yan tesirine bakın. Kullanmış biliyorum. Olduğunuz kimyasal ilaç bir, bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor. İki, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Zaten zehirliyorsunuz çocuğunuz. Hiçbir anlamı yok. Tehlikeli madde. Yapmış olduğunuz iş çok büyük tehlike. Kimyasal biliyorum. İlaçlardan Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Evet. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Yarın ben Almanca bir kitap getireyim de göstereyim. Hı hı. Yani biz Avrupa'da, Amerika'da artık insanlar kimyasal ilaç kullanmıyor, korkuyor. Evet. Almanya'da eczanede satılan ilaçların %85'i bitkisel.
Bıraktı millet. Bütün Avrupa, Amerika kimya dedi miydi? Korkuyor. Fren. Evet. Mesela 1960'lı, 70'li yıllarda Kontagan kullanan kadınların çocukları özürlü doğdu. Elsiz, kolsuz, ayaksız doğdu. 15 bin özürlü Almanya'da. Almanya'da yasaklanan bu ilaç Türkiye'de depolardaki ilaçların Türkiye'ye, Mısır'a, Endonezya'ya sattılar. Hı. O nedenle 60'lı, 70'li yıllarda doğumlarda çok özürlü insan var Türkiye'de maalesef. Şimdi oradaki akne inverse, konunun başında söylemiştim ya. Hı hı. Aynı durum burada da akne inverse söz konusu. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi ettiğinizde evet. problem ortadan kalkar. Hı hı. Yani kolay, yani zor bir şey değil. Tatlı, peynir, siyah çay, kahve, kola gibi bağırsaklara zarar verici, karaciğere zarar verici, yorucu şeylerden uzak durması gerekir. Evet, doktorumuzla da görüşmek istediğinizde doktorumuzun iletişim bilgilerini ekranlardan veriyoruz. Ekranın altında veriyoruz. Arayıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Feri Hanım, var mıydı başka sorunuz? Ben şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Bunu 5-6 yıldır çekiyorum. Üniversiteye götürdüm, devlet hastanesine götürdüm. Bütün doktorlarımız Roaccutan başladılar. Bir de bu sizin diye bir lokal kullanmak için krem. Şimdi kimyasal ilaç okuyun yan tesirini ondan sonra. Yani kullanmayın. Çok tehlikeli. Çocuğun hormonal gelişmesine zarar verir. Çok çok tehlikeli şeyler onlar. Doktor Bey, ben hemşireyim. Doktor biliyorum değilim onu. Tamam. Şimdi ben doktor değilim. Bitki uzmanıyım. Yani kimyasal ilaç tehlikeli. Avrupa'da yazmıyorlar artık böyle şeyleri. Onlar da hep bitki kullanıyor. Dünyanın her tarafında yavaş yavaş insanlar bitki kullanıyor. Bitkisel çözümü var. Çok kolay. Ne yani, kullanmalı peki? Nasıl bir gıda takviyesi almalı? Bağırsakları tedavi edeceksiniz. Aloe vera. Aloe vera jel. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nde klinik araştırması yapmış. Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki aloe vera olduğu belgelenmiştir. Bir. Şimdi Yeni Zelanda'da bir bitki var. Choropito. Mantara karşı en etkili bitkidir. İki. Laden gülü. Daha önce Efendim? Söylemiştim. Laden gülü mesela akne inverse bu hanımefendinin kızındaki olan problem. Laden gülü aynı zamanda antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Evet. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Hamamelis biraz önce söyledim. Hamamelis virginiana. Mantara karşı etkili. Yani pişiklere karşı. Mahon. Ne ya dediniz doktor bey, anlayamadım onu. Aha, tamam, iksir aloe vera jel. Aloe vera jel kullanmanız evet, gerekiyormuş. Evet. Bağırsakları öncelikle tabii, tabii. Karaciğer bağırsakları tedavi edilmek için. Problem değil o. İçilen aloe vera jel değil mi? Ben daha önce distribütörlüğünü yaptım ben aloe veranın. Hı hı. Hayır, o Amerikalıların üretmiş olduğu değil. Şimdi şöyle, aloe verayı birçok, aloe vera öyle gelişiyor güzel aloe vera değil. Şimdi aloe vera var, aloe vera var. Evet. Şimdi Amerikalıların üretmiş olduğu aloe vera nasıl yapıyor? Aloe verayı alıyor. Destilasyonla, ekstraksiyonla onu içindeki özünü alıyor ve geri kalanını atıyor. O zaman ne oluyor? Destilasyon, ekstraksiyonda vitamin, mineral, enzim, lifli madde kayboluyor. Sıfır. Doğal üretilmiyor. Peki hocam, ben aloe verayı doğal üretebilmek için 19 yıl çalıştım. Evet. 19 yıl. Aloe vera nasıl sahip olabilirler izleyicilerimiz? Aloe vera şu. Aloe veranın doğal üretmek 19 yıl çalıştıktan sonra başarabildim. Yani aloe verayı doğal üretmek mümkün değil. Çünkü aloe veranın birleşiminde vitamin, mineral, enzim var, lifli madde var, çok şey var. Fakat aynı zamanda az miktarda aloin var. Aloin ne yapar? Şişkinlik yapar, gaz yapar. Ki kimse bunu uzun süre kendisi evde hazırlayarak kullanamaz. Özel bir metodu var. Peki nasıl ulaşacaklar bunlara izleyicilerimiz? bitkiseltedavi.com burada danışma hattı telefonu. Evet, internetten de ekranlardan da görüyorsunuz. bitkiseltedavi.com adresinden aloe vera jele sahip olabilirsiniz Feri Hanım. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Yok, sağ olun. Geçmiş olsun efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet hocam. Evet. Şimdi bağırsaklarda mı kalmıştım? Şimdi bağırsaklarda problem tedavi edilmedi. Bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Çocuklar daha doğur doğmaz şeker veriyorlar anneler babalar. Evet. Bir. Biraz büyüyünce cips, jelibon, kek, gofret, kola nedir? Hepsi işlenmiş gıda. Evet. Anneler babalar çocuklarını zehirliyor. Neyle? Kimyasal madde içeren gıdalar, işlenmiş gıdalarla zehirliyor. Evet. İkinci zehirleme taktiği nedir anne ve babaların? Bilerek değil tabii. Kesinlikle. Sıvı şampuan ne içiyor?
ne içeriyor? Sıvı şampuan veya şampuan veya sıvı sabun ne içeriyor? Kimya. Sodyum lavril sulfat içeriyor. Evet. Yani bu da kimyasal madde. 26 saniyede cilde geçtikten sonra bütün vücuda yayılıyor. Toksik bir madde. Hı hı. Avrupa'da, Amerika'da artık sodyum lavril sulfat içeren, SLS içeren deterjan olsun, sıvı sabun olsun, şampuan olsun, efendim bu temizlik malzemesi olsun kullanılmıyor. Her şeyde bu var. Hı hı. Çamaşırınızı yıkadınız. Yıkanan çamaşırı içindeki sodyum lavril sülfatı zararsız hale getirmek için 8 ton su lazım. Evet. Bir mesela makine dolusu bulaşık yıkadınız. O makinede yıkanan bulaşık tertemiz gözüküyor, bardak veya tabak. Ondaki SLS'yi, sodyum lavril sülfatı temizlemek için 6 ton su lazım. Oo, çocuğunuzu duş yaptırdınız mesela. Evet. Duştan sonra onun kafasında, vücudunda kalan sodyum lavril sülfatı temizlemek, arıtmak için, o evet, toksik maddeyi yok etmek için 2 ton su lazım. Hmm. Yani 250 kova suyla tekrar çocuğu yıkayacaksınız. 250 kova su. Ne demek? Yani biz kendimizi kimyasal ilaçlarla, kimyasal hijyen maddeleriyle kimyasala boğuyoruz. Kirletiyoruz, zehirliyoruz. Evet. Kimyasal hijyen maddeleri, kimyasal temizlik maddeleri, mobilyayla o toksik maddeler, mobilyayı siliyorsunuz. Geçen hanımefendinin biri sekreteri masayı siliyor bir şeylerle. Dedim aman dur. Yo, ne oluyor, beni mi zehirleyeceksin? Ya parlatacağım. İstemiyordum, parlamasın. Bu ne kadar toksik madde içeriyor biliyor musun? Ne kadar toksik madde içeriyor. Evet. Veya mutfakta Arap sabunu kullan. Evet. Banyoda sabun kullan. Mutfakta Arap sabunu kullan dedim deterjan yerine. Zehirliyorsun insanları. Tehlikeli. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Hüseyin Bey Amasya'dan arıyor. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Benim eşim de kendisinde sedef hastalığı var. Biz bunun tedavisi için Samsun'da bayağı bir uğraştık. Fakat lakin eklem yerlerindeki gideremedik. Ve doktor beyim bize söyledi. Bunun tedavisi oldu. Artık yani nasıl söylesem, dikkat etmeliyim. Hüseyin Bey, sesiniz kesiliyor. Biraz daha yavaş anlatırsanız sizi daha iyi anlayacağız. Tane tane konuşursak. Sedef hastalığı üzerine aramıştım ben kendim. Sedef tamam. Diyor, evet. Eşinizin sedef hastalığı var ve buna evet, çözüm bulamadınız. Evet. Şimdi... Evet. Başka bir sorunuz var mı? Yoksa bizi televizyondan izleyebilirsiniz. Yok, teşekkür ederim. Bunun tedavisinin olmadığı söyleniyor. Doğru mu acaba? Bunun tedavisinin olmadığı söylenmiş. Doğru mu acaba? Şimdi bakın. Evet, bu... hocamız anlatacak. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Hoşçakalın. Bu bitkinin ismi Mahonia aquifolium. Evet. Yani Oregon üzümü. Hı hı. Oregon üzümü ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Kim yapmış? Profesör Doktor Vizanov, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gite ne diyor? Profesör Doktor Gile efendim 400, biraz yavaş hareket edelim hocam ekranımıza. 433 yansın. Hastayı sedef hastasını tedavi etti. Belge var, bilgi var. Evet. Laf yok. Evet, her şey belgeleriyle geldin diyorsunuz hocam. Evet, ben söylemiyorum. Adam tedavi etmiş zaten. Profesör evet, Doktor Vizanov, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gile tedavi etmişler. Sedef hastalarının hem yeni değil bu. Ne zaman tedavi etmişler? Yıllar önce. Yeni bir bu sayı 98. Kaç yıl olmuş? Evet. 15 yıl önce. Yani bu süre içerisinde tedavi olan evet, 10 binlerce insan var. Hı hı. Kim diyor tedavi edilemedi diye. Peki hocam ne kullanması gerekiyor izleyicimizin? Ha, şimdi şöyle. Sedef hastalığının sebebinin Doktor Simoncini bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemişti. Bir, bağırsaktaki mantarı yok edeceksiniz. İki, karaciğer yağlanmasını yok edeceksiniz. Üç, ciltteki sedefi. Yani bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmeden evet, sedefi yok edemezsiniz. Yok. Peki bağırsakları ve karaciğeri gıda takviyeleriyle temizleyebilir miyiz, tedavi edebilir miyiz? Tabii, iksir, aloe vera jel artı sedefle ilgili çok özel bir çalışmamız var. Mahonia forte. Mahonia forte ve aloe vera jel mi kullanması evet, gerekiyor izleyicimizin? Bunları kullandığında yavaş yavaş bünye temizlenir, arınır, bir problem hı-hı, kalmaz. Evet, iksir, jel ve aloe vera jeli izleyicimiz kullanabilir. Ekranda görmüş olduğunuz telefonlardan arayıp sahip olabilirsiniz ve internet sitesinden yine aynı şekilde bakıp, bilgilenip, araştırıp sahip olabilirsiniz bu ilaçlara efendim.
özür diliyorum, gıda takviyesi diyorum. İlaçları çünkü kimyasal olarak içermiyor. Evet, gıda takviyesine internet sitesinden sahip olabilirsiniz. Peki hocam, sivilceyi konuştuk, alerjiyi konuştuk, akne tedavisini konuştuk, obeziteyi konuştuk. Peki kronik böbrek yetmezliği? Alerjiyi konuşamadık. Yarıda kaldı. Soru, evet, sonucu. Alerjinin fazla çeşitleri var. Evet, evet. Şimdi orada bir soru sorulduğu için orada kaldık. Alerjinin sebebi şu. Normal olarak insan vücudunda bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon mast selin denilen ana hücreler histamin salgılar. Yani vücudumuzda bir histamin bir kortizon dengesi. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için bir yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Bu da alerjiye sebep olur. Yani tekrar histamin kortizon dengesini kurmak gerekir. Bunun için de bağırsaktaki mantarı yok edeceksiniz. Bir, eğer midede bakteri varsa Helicobacter pylori, bunu yok etmek gerekir. İki, yani bağırsakları tedavi edeceksiniz. Midede problem varsa mideyi tedavi edeceksiniz. Bazılarında pankreas yeterince enzim salgılayamıyor. Tripsin, lipaz, amilaz gibi enzimler azalırsa yemiş olduğu besinler, proteinler parçalanarak amino aside dönüşmez. Bu da alerji tetikler. Yani pankreaste problem var mı, karaciğerde problem var mı, midede problem var mı, bağırsakta, bunları bilmek gerekir ona göre. Evet, özellikle şunu söyleyelim izleyicilerimize. Karaciğerde ve bağırsaktaki problemleri çözmek için aloe vera jel kullanıyoruz. Aloe vera jel iksir, evet. Aloe vera jel iksirini kullanıyoruz. Ondan sonrasında ise sorunumuz neyse, hastalığımız neyse bunları internet sitesinden, hocamızın internet sitesinden bakıp gıda takviyeleriyle daha sağlıklı bir hayata dönüşüyorsunuz. Peki hocam, son olarak bir tane daha soru soracağım. Kolesterol ve kalp damar rahatsızlıklarında nasıl tedavi edilir hastalar? Evet, kalp damar rahatsızlarına karşı dünyada en güzel, en etkili bitki nedir? Bu gördüğünüz alıç. Alıç. Alıcın 90 çeşit alıç var. Evet. 90 çeşit alıç var. Türkiye'de bunlardan ikisi sadece şifalı. Loplu alıç ve kertikli alıç. Loplu alıçla kertikli alıçla ilgili klinik araştırması yapılmış. Bu yapılan araştırmada 4664 hasta, 940 kardiyolog tarafından tedavi edilmiş. 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıkları uzmanı 940 kardiyolog Almanya'da. 3664 kalp damar rahatsızlığı olan, özellikle koroner kalp yetmezliği damarlarında, koroner damarlarda böyle İşte %50, %60, %70 tıkanma olan, stent takılması gereken veyahut da anjiyo yapılması gereken kişileri 940 doktor alıçtan elde edilen alıç özütlüğü ekstrakla tedavi etmişler. Belge var, bilgi var, laf yok. Evet. Almanca bu dergi, yani Türkçe değil. Yani bu akademik bir dergi, ilmi bir dergi. Yani magazin bir dergi değil. Evet. Bütün bunlarla ilgili ben 3 ciltlik bir kitap yazmışım. Evet. Bu kitabın diğer kitaplardan farkı şu. Bu kitaptaki bütün bilgi ve belgeler bana aittir. Evet. 12 yılda toplam 7000 bitki fotoğrafı çektim. 12 yıl 7000 bir fotoğraf çektim. Kendim çektim. Evet. Bir bitki fotoğrafı çekmek için önce Almanya'nın kuzey eyaletlerine, kuzeyine gittim. Orada bulamancı, guarana isimli bir bitki arıyordum, bulamadım. Bu sefer döndüm güneye. 1900 kilometre yol yaptım bir günde. Bir bitki fotoğrafı çekmek için. Sadece bir bitki. Yine bir bitki fotoğrafı çekmek için. Mesela bu ıtır, Afrika ıtırı. Bu Afrika ıtırının fotoğrafını çekmek için Dresden'e uçakla gittim geldim. Bir bitki fotoğrafı çekmek için. Müdürü inanamadı. Dedi ki ya bir fotoğraf için, bir bitki fotoğrafı için siz buraya mı geleceksiniz? Dedim ki benim için o bitki çok çok önemli. Yani bugün bilsem ki insan sağlığı söz konusu olunca önemli bir bitki 3000 kilometre yolda gidiyor. Tanımam gerekiyorsa Çin'e de giderim. Evet. Yani ben şimdi Çin'e gideceğim inşallah yakında. Orada çok özel bir bitkiyle ilgili araştırma yapacağım. Gerekirse evet, giderim yani. Amerika'da giderim. Yani şimdi ben 7000 bitki fotoğrafı çektim. Dünyanın en büyük şifalı bitkiler arşivini oluşturdum. doğaltedavi.net ve doğaltedavi.org. doğaltedavi.org isimli sitede
9500 bitki fotoğrafı ve bunların monografisi, hangi bitki, hangi özelliklere sahiptir, nerede, nasıl kullanılır. Ayrıntılı olarak bilgi var. İsteyen girebilir, harikasınız, görebilir. Harikasınız hocam. Gerçekten muhteşemsiniz. Bu çalışmalarınızı umarım izleyicilerimiz de görüyordur. İnsan sağlığında ne kadar yararlı gıda takviyelerinin üzerinde çalışmalarınızın olduğunu görüyoruz. Ve oldukça da değerli ve güzel gıda takviyeleri ve üretme. Bunlar hepsi kendi üretimimiz değil mi hocam? Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da hükümet, devlet bunu teşvik ediyor. Evet. Mesela Almanya'da sigorta şirketleri ve devlet alternatif, yani bitkisel gıda takviyesine destek veriyor. Mesela diyor ki işte şu bitkiyi şu kadar yetiştirirsen ben sana bu kadar destek vereceğim diyor. Evet. Baba, Avrupa'da, Amerika'da takviye, teşvik var. Evet. Yardım var. Türkiye'de ne zaman? Umarız bizim Türkiye'mizde de bu tarz gıda takviyelerinin yetiştirilmesi ve teşviki için çalışmalarda ve çabalarda olur. Hocam ağzınıza sağlık diliyorum. Bu kadar şeyi anlatacağımızı sığamıyorum. Peki anlatmak istedim. Ben size son olarak da şunu söyleyeyim. Erkek ve kız çocuğu olarak özellikle sahip olabilir miyiz? Evet. İsteğe bağlı çocuk sahibi olunur mu daha doğrusu? Cinsiyet belirlemek mümkün. Bunu Peygamber Efendimiz'e gelmiş demiş ki bir tanesi, efendim benim işte 7-8 tane kızım var, oğlum yok. Bir oğlan sahibi olmak istiyorum demiş. Evet. Peygamber Efendimiz de demiş ki hanımından sonra inzal olursan çocuğun erkek olur, önce olursan çocuğun kız çocuğu olur demiş. Ben bu hadisi okuduğumda 1980 yıllarında Profesör Doktor İbrahim Canan'ın kitabında, hadis kitabında okuduğumda şaşırdım. Allah Allah dedim. Peygamber Efendimiz bu konuda bir hadisi var. Bir araştırayım. Araştırdım ki iki türlü sperm var. Bir, erkeklik kromozomu taşıyan XY kromozomu taşıyan erkeklik spermler. İki, XX kromozomu taşıyan spermlere de dişilik sperm denir. Şimdi erkeklik kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişilik hormonu taşıyan spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlü olur. Evet. Erkek mesela hanımından önce orgazm oldu. Yumurtalıktan yumurta gelmediği için henüz rahme, erkek spermler hareket eder, hedefe varmadan ölür. Evet. Fakat erkek bekler de önce hanımı rahatlar, sonra kendisi şey yaparsa, yumurta yumurtalıktan yola çıkmış olur, rahime gelmiş olur. Erkek spermler hızlı hareket ettiği için hedefi bulur ve çocuk erkek olur. Bu çok kolay, basit. Hadiste var. Hocam, yani bazıları diyor ki dini. Dini hadis, Peygamberimiz söylemiş. Evet hocam, kısırlık konusunu daha genel konuşmak için zamana yenik düştük ve süremizin sonuna geldik. Perşembe günü burada olacaksınız. Kadın doktorlarının evet. Çocuğunuz olması mümkün değil denilen bayanlar üzerinde hiçbir ilaç bitkisel gıda takviyesiyle tedavi edilmiştir. Evet. Yani onu söyleyeyim. Marburg Üniversitesi. Bunların daha detaylı şekilde Perşembe günü saat 17'de Sağlıklı Bilgilen programında izleyicilerimize tekrardan paylaşalım. Erkek çocuk sahibi nasıl olunur? Kız çocuk sahibi nasıl olunur? Kısırlık erkeklerde ve kadınlarda kısırlığın çözümü bitkisel takviyelerle var mıdır? Bunların hepsini konuşacağız. Hocam çok teşekkür ederim ben size geldiğiniz için. Hürmetler. Evet, konuşacak çok fazla konu var ve çok fazla bitkisel gıda takviyemiz var. Bunların hepsini dediğimiz gibi Perşembe günü konuşacağız. Evet, kısa bir reklam arasından sonra diş hekimi Murat Güdük'le beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.